Hamile olduğumu öğrendiğimden beri olmasından en çok korktuğum şeydi. Tuhaf. Korktuğum gibi oldum, ondan bile emin değilim. Ömer. Ömer bebeğin peşine pek düşecekmiş gibi durmuyor. Bunu mu kastettin? Hormonlar yüzünden iyice dengem bozuldu benim galiba. Aylarca en kötü kabuslarımda o benim bebeğim, onu benden alamazsın dediğimi gördüm ben. En kötü kabusum gerçek olmadı. Ömer benim bebeğim demedi. O zaman neden? Kalbim mi kırık? Benim kalbim kırılamaz artık. Sadece bir his. Bir his bu kadar kolay değil diyor. En kötü kabusundan bu kadar kolay uyanamazsın diyor. O zaman o içindeki hisse söyle. Sen benim kırımsın. Ve ben bizim bebeğimizi doğuracağını söylüyorum. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Biz istemediğimiz sürece hiç kimse... Sanırım biraz sakinleşmemiz gerek. Hadi kalk. Kalk biraz hava alalım. Ne yapacağımızı yürüyerek konuşuruz. Hadi. Gel. Gel. Hoş geldiniz Gülfem Hanım çalışma odasında. Tamam, ben geldiğimi iletirim ki evinizin. Ay, ay, ay. Seni küçük karabatlı balkaba. Sen aldın yanına böyle güllü lokumu da, sağlığına mı kavuştu? Çok sevindik. Kendisi Gülfem'in basın danışmanı oluyor. Biz de hastanede tanışmıştık. Hı hı. Hanımefendi beni tanıyamadılar galiba. Merhaba. Ben Cücü, Cüneyt'ten. Ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Göbek adınızı bile biliyorum, yani o kadar. Efendim? Skandal. Sizin göbek adınız Skandal. Gülru Skandal Sipahi. GSS, müthiş. Gülru. Ben gülüyorum şu an. Ya sen her gün gelsene. Büyüksün valla. Tabii geleyim. GSS. GSS. Memnun oldum çok. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.